Evet güzel insanlar bugünkü videomuzda böyle gelsin e, dekor biraz farklı e, son videolarda e, abi yenge seni kovmuş mutfaktasın diye zaten daha önceki o yeni dedik videolarda mutfakta sadece arkaya pencere almıştık e, çünkü e, çok geniş e, bir bölge orası her tarafını kullanabiliyoruz ama şu an neredeyiz A sporda çünkü bu akşam artı futbol e, var derbi öncesi her iki takımın e, son gelişmelerini, takımdaki son gelişmeleri masaya yatıracağız. Şimdi tabii Beşiktaş'ta eee son gelişme biliyorsunuz ki Mensah kadroda yok. E, bir sakatlığı söz konusu. Bundan dolayı kadroya dahil edilmedi. Zaten e, bu maçın ilk 11 oyuncusu değildi ama e, saha içerisindeki ilk 11'deki orta saha oyuncunu dinlendirme açısından bir hamle oyuncusuydu. E şimdi tabii Orta sahada e, Dorukan ve Necip var. Yani bu konuda orayı dinlendirme konusunda bir sıkıntısı olmayacak. Ama tabii ki e, Adem için yerine gelen oyuncunun biraz onun özelliklerine yakın olması lazım. Ofansif bir orta saha oyuncusu gibi olması lazım. Burada muhtemelen böyle bir Adem'i e, çıkartması durumunda herhalde Dorukan'ı tercih eder Sergen Hoca diye düşünüyoruz. İşte Atiba'nın çıkartılması durumunda Necip'i tercih eder. Öyle düşünelim. Ya da Souza'nın çıkartılması durumunda. Elde iki tane... Defansif orta saha oyuncusu var. Bir tane Montero var. Hani Montero'yu sokup ileri belki Wellington'u daha da atabilir. Bu sadece olasılıktır orta sahada. Ee, kadro zaten 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Biz bir daha kadroyu söylerim o zaman. Ee, efendime söyleyeyim. Kale Ersin. Sağda Rozier. Ortada Vida Wellington. Wellington Vida en sakala. Önünde Souza. Sağ kanatta Gezal. Sol kanatta Larin. Beklediğim Larin sol kanatta, öyle söyleyelim. Yani arka direk Larin ro rolünde. E, ortada Adem Laiç, e, Atiba, ileride Gökhan Töre. E, burada da tabii Gökhan Töre e, orada sabit durmayacak, onu da belirtelim. E, sürekli Larin'le, Laiç'le, Atiba'yla yer değiştirecekler. Yani Çaykur Rize Spor maçındaki, efendime söyleyeyim, e, Kayseri maçındaki e, gibi... Hatay maçındaki gibi sürekli yer değiştiren bir hücum beşlisi olacak arkadaşlar. Elde e, tabii ki e, biliyorsunuz Enkudu'nun durumu ortada. Abu bakarın durumu ortada. Cenk Tosun yok. Aydın Hasiç yok. Oğuzhan yok. E, Bölgesinde ciddi eksikler var. Ama tabii bu kadar eksikleri varken Beşiktaş üst üste kazanmasından öte iyi oynamayı e, gösterebildi. İyi oyunu gösterebildi. E, böyle bir kadroyla gider derbiye. Sergen Hoca e, takımını çok iyi motive etti. Onu e, anlatabilirim sizlere. E, bu işin hani final değil. Çünkü final olması için bir şey final diyebilmemiz için gerçekten bu maçı kaybetmesi halinde her şeyini kaybedebilecek gibi bir durum olması lazım ama e, Beşiktaş beş, her türlü bu maçta bir avantajı var maç sonrasında. Yenilmesi durumunda da avantajı var. Berabere kalması durumunda da avantajı var. Yenmesi durumunda da. Tabii ki yenmesiyle beraberlik ve yenilgi arasındaki avantajlarda bir farklılıklar var. Ama burada aynı anda oynanacak olan Ankara gücü Fenerbahçe maçında Fenerbahçe ne yapacak? Ciddi var. Küme düşme hakkında olan bir takımla karşı oynuyorsunuz. Ve Beşiktaş'ın son iki maçındaki rakipleri küme düşme hakkında değil. Bu ciddi bir avantaj. Çünkü hani hedeften uzaklaşmış deseler de sonuçta galibiyette önemli bir miktar para ödendiği için o Göztepe ve Efendime Söyleyeyim Karagümrük bu maçlara asılır. Fakat küme düşme hattında olmaması bir avantajdır tabii ki Beşiktaş için. O nedenle Beşiktaş'ın oyunu derbide de devam eder. Ederse de bu oyun diğer maçlarda da sürekli hale gelir ve bu işin sonu şampiyonluk gibi gözüküyor. Ama tabii ki matematiksel gerçeklere de saygı duymamız lazım. Hep Her seferinde söylüyoruz. Takımın havası çok iyi. Ahmet Nurçebi ve yöneticiler bu akşamki bir antrenmanı birlikte seyrettiler. Kalabalık bir yönetici grubu vardı bu kez. Efendime söyleyeyim takımın yanındalar. Maaşlar konusunda ödemeler yapıldı. Onu belirtelim. Zaten primlerde gecikme yok. Bu maça da özel bir prim açıklanacak. Sonuçta çok kritik bir maç. Çok önemli bir maç. Şu an için hava çok iyi. Takımdaki hava çok iyi. Sergen Hoca'nın taktik planları hazır. Yine aynı tempoyla oynamasını iste istiyor hoca özellikle Gökhan'la Larin'le la özel görüşmeler yaptı. Ne yapmaları konusunda. Özellikle garanti altında değilseniz daha müsait durumdaki arkadaşınıza topu çıkarmanız ceza sahası içerisinde söylüyorum bunu. daha doğru isabetli karar olur. Çünkü bu sezon bazı maçlarda özellikle final paslarındaki tercihler nedeniyle sıkıntılar oldu. Mesela 1-0'dayken 2-0 yapma şansını işte oyuncuların bazı golcünün kendilerini kendileri atma isteği yüzünden sıkıntı oldu ve Serkan Hoca bunun üzerinde çok durdu. Bence burada da aynı şeyi e, yapmaları lazım. Söyledi Hoca bunları. Final pasları konusunda hem Gökhan'ı hem Laiç'i e, hem de işte Lari'ni yani o ceza sahasına girebilecek oyuncuları e, uyardı. Şimdi sizlerden gelen sorular üzerine e, tabii her soru üzerine yapmıyoruz biraz transfer bilgileri istiyorsunuz. Ben de e, birçok transfer gelişmeleri var. Fakat e, orta saha yani Talişka'nın durumu ile ilgili e, sonuç itibariyle bana da e, bir kişi yazmış abi Talişka'yı niye yazıyorsun böyle bir dönemde e, gelmesi mümkün değil falan. İşte videoyu izlemedi herhalde. Ben zaten Talişka tarafları Talişka gerçeğinden uzaklaştırmak için, Talişka'dan uzaklaştırmak için biliyorsunuz ...gerçekçi videolar çekiyorum. E, Talişkan'ın peşinde... ...bu kadar gitmeyin, bu iş olmaz diye. Yıllık 5,5 milyon euroyu... E, ...söyledik, e, bu iş kolay değil diye. Maliyetin yıllık maliyeti... ...5,5 milyon euro, onu söyleyelim. E, Gezala şartları. Bu bir, bu kafa karıştırma değil. Bu sadece Taraklar'ın Taliçka... E, ...saplantısından uzaklaşıp... ...şampiyonluğa odaklanması, derbiye odaklanması için. İzleyin videoları lütfen. Öyle e, yorumlar yazın. E, video izlemeden yorum yazan... Arkadaşlarımıza söylüyorum. Abi bu transfer haberleri kafa karıştırmaz mı? Hayır arkadaşlar. Çünkü yazdığımız mevkiler sahil uçan, orta saha zaten alınacak. Bir tane daha alınacak yani. Onlar zaten biliniyor. Ee, başka yazdığımız bir şey var mı? Yok stoper zaten alınacak. Yani Montero gidiyor. Öyle bakın. Onun dışında başka mevkiye yazılıyor mu? Yani golcü zaten alınacak. Cenk gidiyor. Anlatabildim mi? Yani takımın içine kimyasını bozabilecek haberler değil bunlar. Güzel insanlar. Hani öyle endişeleri olanlar için söylüyorum bunu. Bu haberler o haberler değil. Yani ben de e, istesem her gün bir transfer haberi oraya çat diye koy. İşte olabilir de olmayabilir de. de İzzettir. Öyle herkes yapabilir. Ama bu öyle değil arkadaşlar. Bu e, hakikaten mevki. Yani takım içerisindeki oyuncuların kafasını karıştırmayacak şeyler. Bir tane hani kafası karışacaksa doğru kanı karışacak. E zaten karışık. Zaten adamım yani son kararı belli değil. Yabancı bir kulüpte gitme durumu da var. Ben isterim yurt dışına gitmesini. Bak ona hiçbir şey diyemem. Çünkü yurt dışına her oyuncunun, her genç futbolcunun yurt dışına gitmesini isterim. Bunu defalarca söylediğimi biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar hani bu haberler pek kafa karıştırıcı haberler değil. O konuda Endişesi olan arkadaşlara e, yüreğini su sertmi e, bu şekilde ifade edebilirim. Başka söylenebilecek bir şey şu arkadaşlar yine bu derbi sonrası hemen Salı günü Karagümrük maçı var. Arada pek bir zaman yok. Dolayısıyla e, derbi de biraz işte kart sınırındaki oyuncular açısından e, hakemle ilgili ki hakem Cüneyt Çakır. E, gereksiz tartışmalardan uzak durulmasını istedi Sergen Hoca. Çünkü yani oldun, yenildin. E, önemli bir maç daha var Karagümrük. O, o bir şampiyonluk maçı gibi olacak. E, şimdi oraya niye kart cezalısı gitsin? Niye eksik gitsin? Yani Mensa sakatlığını bilmiyoruz. Muhtemelen belki de sezonu kapattı. Çünkü sezon bir hafta sonra bitiyor. Ya yani kapattı derken öyle algılanmasın. <laughs> Muhtemelen bir daha forma giyemeyebilir. O yüzden hani bu kadar eksiğin varken kart hakemle tartışma, kırmızı kart gibi vukuatların yaşanmasını istemiyor Sergen Hoca. Galatasaray'la e, Karagümrük maçı arasındaki zaman çok kısa. O yüzden dinlenebilme şansı zaten çok az. E, bir kez daha şunu ekleyelim. Beşiktaş'ın Çaykur Rize deplasmanından sonraki avantajı şuydu. Hatay'la içeride, Galatasaray İstanbul'da, sonra Karagümrük içeride. Yani Uzun bir süre İstanbul'da olması seyahatlere gitmemesi bir avantaj. Yoruyor çünkü seyahatler. Böyle bir avantajını da e, bence e, derbideki sonuca göre kullandı. Evet bu avantajı iyi kullandı diyebiliriz belki de. E, derbi öncesi takımdaki son durum budur. Ama keyifler yerinde onu söyleyeyim. İçerideki bilgiler çok çok umut verici. E, şu an için hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki bu iş maç başladıktan sonra belli olur. Ben ama iyi bir futbol bekliyorum. Güzel insanlar sağlıcakla kalın.